Çok değerli izleyicilerimiz milyonlarca emekli vatandaşımızın gözü kulağı ocak ayında yapılacak olan emekli maaş zam oranında değerli izleyicilerimiz bu konuda bu konuda çok kuvvetli e, bilgiler gelmeye başladı e, gerek yeni ekonomi programında yazan e, enflasyon rakamına göre gerekse merkez bankasının e, belirtmiş olduğu yıllık enflasyon tahminine göre Emekli vatandaşlarımızın maaş zam oranları 3 aşağı 5 yukarı belli olmaya başladı. Ben de emekli vatandaşlarımızın Ocak ayında alacakları maaş zam oranını Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminine dikkate alarak tek tek hesapladım. Ve emekli vatandaşlarımıza, SSK emeklisi vatandaşlarımıza, Bağkur emeklisi vatandaşlarımıza ve e, memur emekçisi vatandaşlarımızın maaş zamları ne olacak? Bu konuda şimdi sizlere detaylı bilgi vermeye çalışacağım değerli izleyicilerimiz. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinde... E, ...yıllık enflasyon yüzde %10.82 olarak belirtiliyor değerli izleyicilerimiz. Tekrar ediyorum. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinde... Yıllık enflasyon %10.82 olarak belirtiliyor e, değerli izleyicilerimiz. E, Temmuz ile Aralık ayındaki 6 aylık enflasyon oranı ise peki buna göre ne oluyor? Dikkat! Temmuz ile yani 2020 geçtiğimiz Temmuz ayından e, 31 Aralık'a kadar geçecek 6 aylık sürede beklenen tahmini 6 aylık enflasyon oranı dikkat! %4,79 olarak belirtiliyor değerli izleyicilerimiz. Peki bu ne demek %4,79? Bu şu demek. SSK emeklisi vatandaşlarımızın, Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın eee Ocak ayında alacakları maaş zam oranı %4,79 olacak. Peki neye göre? Merkez Bankası'nın değerli izleyicilerimiz açıkladığı enflasyon e, tahminine göre. Peki bu tahmine göre hangi vatandaşlarımız ne kadar alacak? Bunları tek tek e, hesapladım ve şimdi sizlere söylüyorum. Değerli izleyicilerimiz, Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminine göre yani yüzde %10.82'lik yıllık tahmine göre SSK emeklisi vatandaşlarımız ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın alacağı Ocak ayındaki zam oranı yüzde 4,79 oluyor. Peki yüzde 4,79'a göre SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız ne kadar maaş alacak? Zamlı maaşı ne kadar olacak? Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. Şimdi 1500 lira alan bir emekli vatandaşımız yüzde 4,79'luk Merkez Bankası'nın tahminine göre 1500 yerine 1571 lira alacak değerli izleyicilerimiz. Peki 1600 lira alan bir SSK'lı ve bağ emekli vatandaşımız ne alacak? 1676 lira alacak. 1700 lira alan SSK'lı ve bağ kurulu bir emekli vatandaşımız Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminine göre yüzde %4.79'luk zam oranına göre 1700 alan bir vatandaşımız ne alacak? 1781 lira alacak değerli izleyicilerimiz. Peki 1800 lira alan bir emekli vatandaşımız Ocak ayında Merkez Bankası'nın belirttiği yıllık enflasyon tahminine göre yüzde 479'a göre 1700 alan bir vatandaşımız 1781 lira alacak. Peki 1800'de alan bir SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız Ocak ayında bu enflasyonun rakamına göre ne kadar maaş alacak 1886 lira alacak. Peki 1900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız ocak ayında yine Merkez Bankası'nın tahminine göre %4.79'luk tahmine göre ne alacak değerli izleyicilerimiz? 1991 lira alacak. Peki şu anda 2000 lira alan SSK emeklisi ...ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız... ...Ocak e, 2021... ...Ocak ayında... E, ...ne kadar zamlı maaş alacak... ...Merkez Bankası'nın yine tahmini... ...4.79'a göre... ...2000 alan... ...2095 lira alacak... ...değerli izleyicilerimiz... ...peki 2100 lira alan... ...SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız... ...Ocak 2021'de... <laughs> ...ne alacak... ...2200 lira... ...alacak değerli izleyicilerimiz... 2200 alan e, bir SSK ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız Ocak 2021'de ne kadar zamlı maaş alacak? 2305 lira. 2300 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız Ocak 2021'de e, Merkez Bankası'nın belirtmiş olduğu yıllık enflasyon tahminine göre 6 aylık zam oranı %4.79 çıkıyor. Buna göre eee 2300 lira alan SSK'lı ve bağ kurulu emekli vatandaşımız 2410 lira alacak değerli seçicilerimiz. Peki 2500 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur kur emeklisi bir vatandaşımız Ocak ayında ne kadar zamlı maaş alacak? 2619 lira alacak. Peki 2600 alan bir vatandaşımız SSK emeklisi ve Bağkur kur emeklisi bir vatandaşımız Ocak ayında ne kadar alacak? eee 2700 24 lira. Peki şu anda 2800 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız. Ocak ayında ne kadar zamlı maaş alacak değerli izleyicilerimiz? 2800 alan 2934 lira alacak. 2900 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız. Ocak 2021'de ne kadar zamlı maaş alacak? 2900 alan 2038 lira alacak. Peki 3000 lira alan SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi bir vatandaşımız. Ocak ayında ne kadar zamlı maaş alacak? 3143 lira alacak. Peki şu anda 3100 lira alan bir SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşımız. Ocak ayında ne kadar zamlı maaş alacak? 3248 lira alacak. 3200 alan bir emekli SSK'lı ve Bağkur'lu vatandaşımız 3353 lira alacak. 3300 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu bir emekli vatandaşımız 3458 lira alacak. 3400 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu bir vatandaşımız 3562 lira alacak. 3500 lira alan SSK'lı ve Bağkur'lu emekli bir vatandaşımız Ocak ayında 3667 lira alacak. 3600 alan SSKlı ve Bağ kurulu bir vatandaşımız Ocak ayında 3700 72 alacak 3700 lira alan SSKlı ve bağ kurulu bir vatandaşımız Ocak ayında 3877 lira alacak 3800 lira alan bir SSKlı ve Bağkurlu emekli vatandaşımız Ocak ayında ne kadar zamlı maaş alacak 3982 lira. 3900 alan sekalı ve Bağkurlu emekli bir vatandaşımız Ocak ayında ne kadar zamlı maaş alacak? 4086 lira. 4000 lira alan bir SSK'lı ve Bağkurlu emekli vatandaşımız Ocak ayında ne kadar zamlı maaş alacak? 4191 lira. 4100 alan SSK'lı ve Bağkurlu bir vatandaşımız Ocak ayında ne kadar zamlı maaş alacak? 4296 lira. Peki 4200 alan SSK'lı ve Bağkurlu bir emekli vatandaşımız ne kadar Ocak ayında zamlı maaş alacak? 4401 lira. 4400 lira alan SSK'lı ve Bağkurlu emekli bir vatandaşımız Ocak ayında ne kadar maaş alacak? 4610 lira ve 4500 alan emekli bir vatandaşımız Ocak ayında 4715 lira alacak. Evet değerli izleyicilerimiz, tekrar belirtiyorum. Bu rakamlar Merkez Bankası'nın 2020 yılı yıllık enflasyon tahminine göredir. Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahmini %10.82'dir değerli izleyicilerimiz. Peki %10.82'ye göre son 6 ay yani Temmuz'dan bir Temmuz'dan 31 Aralık'a kadar 6 aylık dönem içerisinde ne kadar 6 aylık enflasyon yapıyor? bu tahmine göre yüzde 4,79 yapıyor. Peki yüzde 4,79 ne demek değerli izleyicilerimiz? Şu demek yüzde 4,79 SSK emeklisi ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızın Ocak ayında alacakları zam oranını belirtiyor. Neye göre? Merkez Bankası'nın tahminine göre. Dikkat edin bu kelimeye tahmin. Yani bu bir tahmin değerli izleyicilerimiz. Tabii ki yüzde yüz Kesin değil. Peki ne zaman kesinleşecek? 3 Ocak 2021 yılında e, TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamı açıklandıktan sonra %100 kesinleşecek. Ama e, büyük oranda enflasyon rakamlarının Merkez Bankası'nın tahminine çok yakın olacağını tahmin ediliyor e, değerli izleyicilerimiz. Buna göre emekli vatandaşlarımızın alacağı zam oranı e, videoda belirttiğimiz e, gibidir değerli izleyicilerimiz. Peki memur vatandaşlarımız şunu söyleyebilir. Memur ve memur emeklisi vatandaşlarımız ya bizim maaşlarımız ne kadar artacak diyebilir. Onlara da şunu söylüyoruz. Biliyorsunuz memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın zam oranı nasıl belirleniyor? Toplu sözleşmede belirleniyor. Ne kadar belirlendi peki bu? Yüzde üç. Yüzde dördü aşan kısım. Değerli izleyicilerimiz memur ve memur emeklisi vatandaşlarımıza zam olarak e, yansıtılacak enflasyon farkı şu anda yüzde dört görünüyor e, Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde dört yetmiş çıkarsak fark ne olur? Sıfır nokta Üç de toplu sözleşmeden geliyor. Öyleyse memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın ocak ayında alacakları zam oranı ne görünüyor şu anda? %3.79 görülüyor. Kimlerin? Memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın. Değerli izleyicilerimiz, SSK'lı ve Bağkur'lu emekli vatandaşlarımızın maaş zam oranı da Ocak ayında %4.79 görünüyor. Neye göre? Dikkat, Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminine göre, yani yıllık %10.82'lik tahmine göre değerli izleyicilerimiz. Evet kanalımız Atasever Haber Eğitim Kanalına abone olmayı unutmayınız ki böyle faydalı müjdeli bilgileri sizlere aktarmaya çalışalım. Tabii ki müjdeli demekle bu oranın çok yüksek olduğunu kastetmiyorum. Burada olan neyse onun bilgisini aktarmaya çalışıyoruz. Umarım devlet büyüklerimiz bu oranı daha da yükselteri. %479 değil çok daha fazlasını verir ve emekli vatandaşlarımızın e, sorunlarına daha iyi çareler bulunur. Geçim sıkıntısı daha fazla e, böylece giderilmiş olur. E, emekli vatandaşlarımızın sorunlarını ve onların isteklerini Atasever Haber Eğitim kanalımızda dile getirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bildirim zilini açmayı unutmayınız ve videomuzun linkini e, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız ki bu faydalı bilgilerden tüm e, vatandaşlarımız istifade etsinler. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşça kalın değerli izleyicilerimiz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Sağ olun.